Diyoruz ki siz farklı malzemeler kullanarak heykeller yapabilen, hatta bunları farklı tekniklerle de Türkiye'ye de bu teknikleri ilk kez getirenlerdensiniz. Yine de devam ediyorum ona. Harikasınız. Aynen. Kaybolmuş, artık heykel yok diyenlere karşı heykel var artık burada işte. Halkın küçük küçük yaptığı heykelleri çamurdan burada bronz haline getirmek istiyorum. Tamam mı? Çok güzel. Yaşayan bir, yeniden doğan bir sanat gibi. Ne demek yahu? Bugün tarihte Anadolu seramik konusunda, heykel konusunda bir numaradır dünya çapında. Ve bugün heykel artık yok. Hale, dedirtir hale geldiler. Buna kim tırnak yok? Buna benim üzüldüğüm kadar, buna benim isyan ettiğim kadar zannetmiyorum. Kimse isyan. Ve, bu... Ve ben bunu tekrardan uyandırmak için çalışıyorum. Harikasınız. Ne demek o? Heykel yok, heykel var. Ben bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii ki. Hiçbir medeniyet, hiçbir uygarlık ölmez. Demin konuştuk. Aha. Hiçbir medeniyet, hiçbir uygarlık ölmez. Her zaman yaşar. Daha geçenlerde bir kazıda Ankara'da 2,5 metre bir heykel çıktı. Tabii tabii. Müthiş ya, bir, neler var toprak müthiş bir heykel çıktı. Ve Perge'den bir at heykeli çıktı ki şunu görünce aklıma geldi. Bu kadar güzel bir sanat ki Perge, ben Perge'nin koruma planı yapmıştım. Perge'nin sanat kenti olduğunu biliyoruz. Bugün o şeydeki Antalya Müzesi'ndeki heykellerin hemen hemen %40'ı %50'si Perge'den gitmiştir. Dans eden kadın heykeli var. Mermeri öyle bir yapmış, oymuş ki tür gibi. Tür gibi. Yani Rafael'ler, Michelangelo'lar falan onların taklidi kalır. Hakikaten Anadolu'da medeniyet ölmez, ölmeyecek. Bunu dine de dayandırmak yanlıştır. Çünkü ben Arap ülkelerinde de çalıştım. Ürdün'de, Yemen'de, Dubai'de çalıştım. Onlar da dinlerine en az bizim kadar saygılı ve düşkündür. Orada da meydanlarda heykel gördüm. Var. Tabii. Orada da camilerde rölyefler ve süslemeler gördüm. Motifler gördüm. Ve bunlar hiçbir şekilde dinle alakalı söylenemez. Bu bir bağnazlıktır ve eğer heykel yıkılıyorsa ya da heykele karşı geliniyorsa tıpkı Afganistan'da Talibanların yaptığı gibi, yobazların Talibanların yaptığı gibi o Buda heykellerini yıktılar biliyorsunuz. Evet. Bombayla parçaladılar. O konuda da birkaç yazı yazmıştım ben. Bu bir bağnazlıktır. Dinle hiç alakası yoktur. Heykel ve sanat dinle hiçbir şekilde aykırı değildir. Osmanlı'da da vardır, Selçuk'ta da vardır. Ondan önceki uygarlıklarda da vardır. Ben biraz uzun konuştum ama ufacık, beni heyecanlandırıyor. Kusura bakmayın. Ufacık bir nokta var. Peygamberimiz zamanında putlar kaldırıldı biliyorsunuz İslamiyet'i kabul. Ve bu sefer putları kırmaya gittiler. Evet. Hemen Peygamberimiz derhal ayıldı. Orada çok güzel el yapımı heykeller var. Onlar da put olarak kullanılıyor. Hemen onları kurtarmaya gitti. Düşünün. Bir dakika. Peygamberimiz gitti onları kurtardı. Yetmedi. Heykel yasağı çıktı mesela. Bir lafı var. Heykel yasağı diye bir şey yok dinimizde. Ve ben bunu bangır bangır bağırdım şeyde. Şu elim şeye gidince oradaki anıtım şey yıkılınca üzüldüm. Dedim heykel yasağı diye bir şey yoktur. Bizim İslamiyet en son dindir ve en gelişmiş, en güzel dedi. Yapamazlar bunu. Ve ondan sonra ne oldu? Ki ben cin, o adamı değilim. Erkek arkadaşım nihayet küçücük bir iki ders gördüm bunlarla ilgili. Peygamberimiz hanımı Ayşe'ye elinde kil torbası heykel yapması için götürüyor. Bugün çocuklarıma ben onu o şekilde anlatıyorum. Heykel yasağı diye bizde yok. Ve bütün İslam kültürü şeyleri, vilayetleri o zaman şeyler yani Hellenistik çağı hakimdi. Hellenistik çağı heykelleriyle doluydu. Evet. Ve bunu ben isim vermeyeyim şu anda.
İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan bir arkadaşla konuştum. Bizde heykel yasağı yoktur. Peki dedim, sen niye bunu söylemiyorsun? O da söyledim. Niye? Tamam mı? Yani peygamberimiz zamanında bile o güzelim heykeller, el ensik heykelleri kentleri süslüyordu. Ve bugün için o yasak diyenler çıksın karşıma. Ve orada Kızılay'da bağırdım ben. Yüksek sesle. Baktım ki heykelimi yerle birlikte harap etmişler. Asabım bozuldu. Dedim, işte dedim, nedir o, din işlerine bakan, gelsinler onlar, ben buradayım, tartışalım, bana diyemezler, bir İslamiyet'e heykel yasını vardır diyemezler, hala ses seda yok. Şimdi Anadolu'da heykele karşı puttur diyerek yıkmaya kalkan bir numaralı devlet nedir biliyor musunuz? Bizans'tır. Ben onu hep kale turlarında anlatıyorum. Çünkü Bizans geldi biliyorsunuz. Doğu Roma, Batı Roma ayrıldı. Doğu Roma, Bizans Hristiyanlığı kabul etti. Ve bütün o çok tanrılı dinlerin tapınaklarını yıkmak zorunda kaldı. Çünkü Hristiyanlığın dinin gereği o kiliseleri yapmak zorundaydılar. Öbürlerin hepsini yıktılar. Anadolu'da 700 sene, 800 sene hakim oldu Bizans ve onlar taş üstünde taş bırakmadılar. Bakın kazılarda filan heykellerin, heykellerin hepsinin kafası kırıktır. Hepsi Bizans döneminde. Selçuk 1100 yılında geldi Anadolu'ya, 1100 yıllarında. Biz o zaman geldiğimiz zaman bütün bu antik kentlerdeki bütün o tapınaklar hepsi yıkılmıştı. Ve bir kısmı kiliseye çevrilmişti. Ben bunları boşa söylemiyorum. Antik kentlerde plan yaptığım için, proje yaptığım için biliyorum, tarihini biliyorum. Tabii çok güzel. Bu şekilde Bizans'ın yıktığını şimdi Türklere mal ediyorlar. Ya, yok. Türkler yapmamıştır bunu ve bunu ben hep söylemeye çalışıyorum. Çok güzel, buna devam et. Buna bundan sonra ben de devam edeceğim. Bunu ben dediğim gibi ben sanata girdikten sonra pek dışarıya etrafa yayılamadım. Ve istediğim gibi olmadı. Ve heykel konusunda yalnız kaldım ben Ankara'da. Çok çalışmam gerekti. Atölyeye kapanıyordum. Dışarıya gezmeye bile çıkmıyordum. O yüzden bir parça bu tarafları sizlerden ancak alabilirim. Bundan sonra çok büyük yardımımız olacak birbirimize. O Bizans olayını ben hayranlıkla. Bir de peygamberimizin o eşi Ayşe'ye heykel yapması için kil götürmesi. Bütün kentlerin o elensik çağ heykelleriyle dolu olması peygamberimiz zamanında. O zaman yasak olmayan heykel bugün nasıl oluyor da yasak oluyor? Bunu anlatamıyoruz. Tamam. Olay bu. Sevgili hocam, daha Burhan çok hocamla konuşacak çok şey var aslında. Evet. Özellikle galvaniz şimdi borusundan yaptığı atılım heykelini falan konuşacaktık ama bir dahaki sohbetlerimizde devam edeceğiz bunu. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürü ben ederim. Sağ ol. Çok sevindim geldiğinize. Çok çok verimli oldu. Sizin için de biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben kendim için çok yararlı buldum. Sağ ol. Çok sağ ol. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.